Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne gelir? Yani Devlet Bahçeli deyince aklıma yorum yapmak istemiyorum. Ya, yani Devlet Bahçeli deyince yani beğeniyoruz kendisini Devlet Bahçeli. Beğeniyoruz. Efendim? Aklımıza Devlet Bahçeli ülkenin menfaati, ülkenin çıkarları için çok faydası oldu. Samimiyet, doğallık geliyor. Vallahi bilemem yani, tanıyorum Bahçeli'yi. İyi bir devlet adamıdır. Şu anda işte AKP'yle beraber devleti yönlendirmeye çalışıyorlar. Ya önce bir gülümsüyorum çünkü Mr. No diye bir lakap takıldı ona. Çok değişen, çok karar değiştiren. Mesela son bu emekli yaşa takılanlarla ilgili biliyorsunuz MHP önce evet dedi, araştırılsın dedi. Sonra ne olduysa çok hızlı bir şekilde karar değiştirdiler ve bu kez reddettiler. Ya bu hani bu akıl mantık hafsala almıyor. Ya Devlet Bahçeli deyince çok değişen, çok karar değiştiren, tutarsız, bunları tırnak içinde söylüyorum, bir insan geliyor aklıma. Devlet Bahçeli deyince çok güzel bir soru sordunuz da bilmiyorum. Devlet geliyor. Başka? Vatanına, bayrağına, milletine sahip çıkan insan geliyor. Şimdi ağır konuşacağım, darılacaklar. Her seferinde bu ülkeyi kötüye götürmek için oy veren kişi. Ülkücülük geliyor. Başka? Başka, milliyetçilik geliyor, bu kadar. MHP'nin lideri geliyor. Sizin aklınıza? Vatansever bir insan geliyor. Devlet Bahçeli deyince aklıma ne geliyor? Ne gelsin aklıma? Ya normal bir vatandaş gibi bir adam. Ben neye gelecek aklıma? Hangi kanal bu? Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi bilmiyorum. Ne diyeyim? Ne geliyor? Nasıl ne geliyor? Bir parti başkanı. Nasıl bir siyasetçisiniz? Bence güzel değil. İyi değil. Güzel. Ne bileyim, kendi çizgisini geçti. Hani biz mesela eşim kökten MHP'lidirler. Köklü MHP'lidirler. Ne soralım yani. O zaman? Ne geliyor? Devlet Bahçeli deyince aklınıza. Benim için sorun yok yani. Bana göre iyi de eşime göre iyi değil. Yani. Yani dediğim gibi kendi çizgisini aştı. Geçti yani. O yüzden de beğenmiyorum, istemiyorum yani. Peki. Çay geliyor. Başka? Başka hiçbir şey gelmiyor. Neden çay geliyor? Yani partisinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Yani çay. Çay. Yani o televizyona çıktığı zaman da çocukların televizyon önünde bulunmasını önermiyorum. Niçin? Çünkü çok şiddetli bir şekilde konuşuyor. Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Niçin? Çünkü beklediğimiz gibi çıkmadı. Ne bekliyordunuz siz? Ben yıllardan beri ürkücüyüm. Hı hı. Aslında Yozgatlıyım. Ama beklediğimiz şey olmadı yani. Sana ne diyeyim? Birilerinin yandaş olmaya başladı. Akşam da görüyorsunuz, emeklilik şeyini o getirdi. Tekrar o geri aldı. Hoşuma gitmedi yani. Vermeyi de düşünmüyorum daha. Vermeyeceksiniz o. Yok, hala vermeyi düşünmüyorum. Yani şu şekilde istemiyorum. İlk defa mı değiştireceksiniz? İlk defa değiştiriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi. Başka? Nasıl bir lider sizce Devlet Bahçeli? Düzgün bir lider. Devlet Bahçeli deyince aklımıza ülkücülerin lideri geliyor. Başka ne geliyor? Başka da iyi bir lider geliyor. Dürüst bir lider geliyor. Devlet milliyetçi geliyor. Başka? Vatanı seven, milletini seven bir lider olarak görüyoruz. Devlet Bahçeli deyince ne diyor? Devlet Bahçeli bir böyle bir böyle dönüyor. Döne, sürekli sağa sola dönüyor. Ne dediği belli değil ki Devlet Bahçeli'nin. Dönek, fırıldak, yalan, mafya. Yani sayamadığım her türlü iş geliyor aklıma. Peki niçin böyle düşünüyorsunuz? Ha? Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben onun geçmişini biliyorum. O partide olan insanların geçmişini biliyorum. Ben 12 Eylül'ü yaşadığım için bunları çok iyi biliyorum. Onu ben ne parti yerine koymuyorum ne de adam yerine. Keşke benim bu dediğimin hepsini aynen söyleyebilseniz. Devlet Bahçeli deyince bilemeyeceğim. Yani nasıl bir siyasetçi? Vallahi bence iyi bir siyasetçi. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. Devlet Bahçeli deyince bizim liderimiz geliyor.
Nasıl bir lider? Lider nasıl bir lider? Bence aslında çok iyi ama ittifakta kurulmaması gereken bir hadiseyi yarattığı için maalesef biraz soğuk davranıyoruz.